Bülent Günaydın, 1979 Trabzon doğumluyum. 9 yaşında bir kızım var. Benim kızım ilkokul 4'e gidiyor. Okulunda Farkındalık Yaşam Merkezi'nin semineri olduğunu duyduk. Benim kızım söyledi. Farkındalık Yaşam Merkezi denilen bir sosyal kültürler bir yer açıldığını, buraya öğrencilerin hem Suriyeli arkadaşlarıyla beraber kaynaşma amaçlı bir yer açıldığını duyduk. Çok güzel bir yere olacağı düşüncesiyle buraya geldik. Ve geldiğimize de değdi. Gerçekten ilk aşamada nasıl bir yer olduğu zaten girişte, kapının girişinde fark ediliyordu. Direkt çocuklar için yapılan bir yer olduğu, çok güzel bir yer olduğu belliydi. Buraya geldikten sonra her cuma sabah benim kızım artık erkenden uyanıp heyecanla Farkındalık Yaşam Merkezi'ne gidebilme umuduyla kalkıyordu cuma günleri. Çünkü neden? Ahşap atölyesi denilen çok güzel bir atölyeleri vardı. Burada hem el emeğini hem de yeni şeyler üretebilme gibi bir olayları vardı. Benim kızım da güzel şeyler üretebilme gibi bir çocuktur. Burada tahtadan, ahşaptan büyüklerin bile imrenerek bakabileceği olaylar vardı. Ben bile bazen arkadan gizlice seyrediyordum neler yaptıklarını. Çocuğun üreticiliğini, el emeğini odaklanan bir eğitim veriliyor burada. Çok güzel bir eğitim. İleride işine yarayacak olan her şeyi burada alabiliyor. Yani sosyal hayatta daha aktif, daha sosyal bir çocuk oldu. Sakka ben Suriyeliyim. 3,5 yıldan Türkiye'deyim. Medyadan bir gün Farkındayız Yaşam Merkezi'ni duydum. Benim 7 yaşındaki bir çocuk var yanımda. Çocuğun çok zor durumda. Suriye'den savaştan çıktı. Psikolog destek ihtiyacı var, çok ağlar, iletişim zor, kaynaşma arkadaşlarla çok zordu. Farkındayız Yaşam Merkezi'ni duydum, getirdim buraya. Daha kolaylaştırdı, okula gitmesini kolaylaştırdı, okuldaki arkadaşlarla iletişim daha güzel oldu. Buradaki gördüğü bir şeyleri evde geri yapmaya çalıştı, faaliyetleri, buradaki öğrendiği bir şeyleri evde de yapmaya çalıştı. Zekasını daha genişletti, daha iyi bir şeyler yapmaya çalıştı. Okulda da çok başarılı oldu, elhamdülillah çok bunun farkında oldum. Çocuk buradaki düşündükçe, buradaki gördükleri bir şey orada eğitimine, derslerine, arkadaşlarından oyun cihazında ya da iletişim tarafında çok daha rahat hayata girdi, daha güzel bir fikirlerde çıktı buradan. Biz bu merkezlere çok önem veriyoruz. Ben Ebru Erdeğer, 3 çocuklu bir ev hanımıyım. Farkındayız Yaşam Merkezi'ne bir arkadaşımın tavsiyesiyle geldim. Yıllardır böyle bir merkezin hep eksikliğini zaten yaşayarak çocuklarımızı büyüttük. Son çocuğumda bu merkeze tanışmam benim için çok büyük bir şans oldu. Çocuklar için gerçekten hayat sadece okul, ev ödevi ve televizyon. Benim çocuklarım hiçbir zaman sokağa çıkıp da bir mahalle kültürüyle büyümediler. Hep böyle bir etkinlik alanı aradım yıllarca. Nasip arkadaşımın tavsiyesiyle buraya gelmemizle çocuklarımız çok severek ve eğlenerek gelmeye başladılar. Ve birçok arkadaşıma da tavsiye ettim burayı. Farkındayız Yaşam Merkezi'nde birçok şeylerden faydalanmaktayız. Özellikle akıl oyunlarını kendi imkanlarımızla sağlayamayacağız onlarca oyunu çocuklarımız burada severek ve eğlenerek öğreniyorlar. Benim çocuklarım güvenmeyi bilmeyen çocuklardı. Çünkü sadece evden çıkıp arabaya ve okula, okuldan çıkıp tekrar sokakta yürümesini bile bilmiyorlardı. Dolayısıyla insanlara
hep ürkek gözlerle bakıyorlardı. Ama burada önyargıları yıktılar. Özellikle Suriyeli çocuklara, yani farklı konuşmaları bile hoşlarına gidiyor. Bir kaynaşma oldu aralarında da. Benim adım Ayşe Elhamud, ben Suriyeliyim. Ben Türkiye'ye 5 sene önce buraya geldim. Burada öğretmenlik yapıyorum. 3 yıldır Türkçe öğretmenliği yaptım burada. Aslında ben Arap Dili ve Edebiyat mezunum. Türkçe biraz bildiğim için burada görev yaptım. Çocuklara öğretiyoruz. Bildiğim kadar yani. Okuldan bu merkezi tanıdık. Ondan sonra buraya geldik. Burada görevli oldum. Burada çalışıyoruz. Bu merkez akıl oyunlarını, çocukların zekesini artıyor. Tabii ki çocuklar burada çok fayda oluyorlar, faydalanıyorlar bu merkezden dolayı. Bu merkez yaptıklarını çok iyi bir şey oldu yani. Keşke her yerde bunun gibi olabilse.